Efendim? İyi günler. Aslı Zeybek'le mi görüşüyorum? Evet benim. Aslı Hanım merhaba. Cem Ergun ben. Mine'nin saçını getirmiştiniz bana. Evet. Sizinle konuşmak istiyorum. Yani bu konu hakkında. Bakın anlıyorum. İsterseniz şoförümü yollayabilirim. Size aldırabilirim. Ya ben şimdi okuldayım. Yani derse de girmem gerekiyor. Şu an konuşamayacağım. Telefonu bir arkadaşıma vereyim. O gün birlikte gelmiştik hatırlarsınız. Peki olur. Ya Cem Bey, Mine'nin babası Mine'nin telefonunu istiyor. Hadi sen konuş ne olur. Hadi hadi hadi. Alo Cem Bey merhaba. Su ben. Ben size vereyim numarasını. Tamam dinliyorum. Efendim. Mine. Ben Cem. Cem Ergun. Bana bak Ayşe Sultan. Ben diyorum ki şu adamla bir daha mı konuşsak ha? Ne dersin? Kim? Cem'le mi? Evet. Abi konuştuk ya. Söyledik söyleyeceğimizi. Daha ne yapabiliriz ki? Orası öyle de ya gerçekten babasıysa ne olacak o zaman? Onu önceden düşünecekti abi. Sen gencecik kızı kapından kovuyorsun. Onun kalbini kırıyorsun. Madem öyle insan bir merak etmez mi? Abim bir sorup soruşturmaz mı? Kim kimi kovmuş bakalım? Türkan Hanım canım. Türkan Hanım. Gencecik dediğiniz Türkan mı? O 70 yaşında yahu. Neresi genç onun? Hadi bunun kadın merakı belli. El işte göz oynaşta. Osman. Her kadın sana genç görünüyor ya. Osman'cığım sen ilaçlarını içtin mi? O zaman git hemen ilaçlarını getir. Tek tek benim gözümün önünde iç. Olur mu canım benim? Hadi bir tane. Hadi canım. Hadi. Hadi. Merhaba. Hoş geldin. Otursana. Ne içersin? Ben bir şey almayayım. Zaten çok fazla kalmayı düşünmüyorum. Ben de sabahtan beri düşünüyordum. Yani konuşmaya nasıl başlayayım diye. Bir şey konuşmanıza gerek yok. Yani dediğim gibi ben zaten çok fazla kalmayı düşünmüyorum da. Sadece beni nereden buldunuz onu merak ediyorum. Ben yaptırdığım testin sonucunu söyleyecektim sana. Ne testi? DNA testi. Yani senin benim kızım olup olmadığını... Yoksa senin haberin yok mu? Yani kusura bakmayın ama ben sizin söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Yani ben olmadan DNA testi nasıl yaptırabiliyorsunuz ki? Ben size kan verdiğimi hatırlamıyorum. Arkadaşların bana birkaç saç telini getirdi. Arkadaşlarım? Aslı'yla Su. Yani onlar olmasaydı... Tamam. Tamam yeter, daha fazla duymak istemiyorum. Ben size geldim zaten. Sizin kızınız olabileceğimi söyledim size. Siz ne yaptınız? Karşınızdan kovdunuz, beni polise vermekle tehdit ettiniz. Ben o defteri kapattım. O arkadaşlarım size gelmiş olabilir ama bana söylemediler. Siz de sormadınız. Ama onlar senin iyiliğin için. Kimsenin benim iyiliğimi düşünmesine gerek yok ki. Siz bana sordunuz mu o testi yaptırırken? Benim ne hissettiğimi düşündünüz mü? Hayır. Çok teşekkür ederim ama konuşacak hiçbir şey yok artık. Peki testin sonucunu da mı öğrenmek istemiyorsun? Hayır, istemiyorum. Ama madem arkadaşlarım o kadar çok merak ediyor, bence siz gidin de onlara söyleyin. Mine! Mine! Teyzeciğim geliyorum şimdi. Bir üstümü değiştireyim. Ya ben sana hiç kötülük yapmadım. Senin her derdini dinledim. Ben sana yardım etmeye çalıştım. Niye bana bunu yapıyorsun ya? Niye? Ne diyorsun Mine? Ne yaptım ben sana? Bugün Cem Bey aradı beni. Ha evet. Beni aradı numaranı almak için. De niye bu kadar tepki gösterdin sen buna? Su! Bana numara yapma ya! Ben kimseye anlatamadım. Her şeyi geldim sana anlattım. Sen ne yaptın? İlk fırsatta sattın beni değil mi? Gittin her şeyi o Aslı'ya anlattın değil mi? Ne yapsaydın peki Mine? Ya sen kendini dışarıdan görmüyorsun kızım. Gittin kapandın odaya günlerce ağladın. Ya ne yapacağımı bilemedim, endişelendim senin için. Ayşe teyzeye bile anlatmayı düşündüm. Sonra Aslı'ya anlattım.
Zaten o olmasaydı... Ay yeter artık ya, yeter, sana git Aslı'ya anlat diyen mi oldu? Ben mi dedim sana git Aslı'ya anlat diye, Su? Ne işin var senin burada? Hah, kahraman da geldi işte. Ne diyorsun sen be? Senden yardım isteyen oldu mu Aslı? Ne? Sana ne o adamla benim ilişkimden? Mine. Ya senin üstüne vazife mi benim saçımın telini alıp götürmek ya? Senden ben böyle bir şey mi yeter istedim? Yeter be. Sen hala hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun ha? Aslı bunun Deniz'le bir alakası yok. Bu benle alakalı. Benim hayatımla alakalı. Yani ben bilmiyor muyum ya DNA testini? Ben bilmiyor muyum saçımı alıp götürmeyi? Sana ne oluyor ya? Bu benim mesela. Bana bak. Ne sen bana bak. Sen bir daha benim hayatımın burnunu sokma, tamam mı? Ya ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım? Duyacaklar. Sadece sana yardım etmeye çalıştım, tamam mı? Salam ya ondan. Sen her zaman iyi olmak zorundasın değil mi Aslı ya? Ya her durumdan kendine vazife edinmelisin. Ben dedim ya Aslı ben kim bana yardım et diye demedim. Ya bu benim meselem, sana ne oluyor? Bitti mi? Hayır bitmedi. Ben kötü bir insanım, tamam mı? Kötüyüm. Ama en azından birine iyilik yapacağım diye onu ezmiyorum. İnsanların hayatına izinsiz girmiyorum. Ama sen kendini bir melek sanıyorsun ya. Ha doğru, pardon ya. Sen bir meleksin değil mi? O yüzden hata yapamazsın, kusursuzsun sen. Ama ben insanım, insan. O yüzden hata yaparım, bedelini de öderim. Ama en azından yaşadığımı hissediyorum ben. Ne oluyor kızım, bu ses ne? Çok mu açmışım müziği Ayşe teyzeciğim? Evladım aşağıda bile durulmuyor, bu nasıl müzik dinlemek? Aa hiç farkında değilim. Özür dilerim, kısayım biraz. Ya bu kızla aynı çatı altında, artık daha fazla kalamayacağım. Benim bir an önce iş bulmam lazım. Ne yapacaksın ki kızım? İş bulunca başka evde mi kalacaksın? Yok Su. Ben annemle konuştum. Biz taşınacağız buradan. Yani şimdi paramız yok biliyorum. O yüzden gidemiyoruz bir yere ama bir an önce iş bulursam... Nasıl çalışacaksın ya? Bütün gün okuldasın. Gece. Yani bizim okulda böyle bir sürü insan var. Yani laboratuvara falan gece nöbete gidiyorlar. Gündüz okulda olurum. Gece nöbete giderim. Böylece onun yüzünü daha az görmüş olurum. Kamil amca asla izin vermez böyle bir şeye. O zaman okulu bırakırım, Urla'ya geri dönerim. Hadi canım sen de. Su, ben ciddiyim. Ya bu kıza daha fazla dayanamıyorum ya.